Şimdi tabii okuma çok geniş bir palet. İnsan her zaman aynı tipte kitapları okumuyor. Bu okunan kitaplar insanın yaşına göre değişebiliyor. İnsanların içinde bulunduğu haleti ruhiyeye göre değişebiliyor. O andaki ilgi ve alakasına göre değişebiliyor. Onun için ben size örneğin neyi okumayı seviyorsunuz sorusuna tek bir yanıt vermem mümkün değil. O kadar geniş bir okuma tayfım var ki bunun içinde edebiyat var. Çünkü ben esasen İngiliz edebiyatı mezunuyum. Dolayısıyla bu okumayı sevdiğim kitapların içinde edebiyat kitapları var. Bilim kurguya çok büyük ilgi duyduğum bilim kurgu kitapları var. Kendim baleye, operaya, klasik müziğe çok meraklı olduğum için baleyle, klasik müzikle ilgili kitaplar okurum. Onun dışında bir dağcıyım, dağları severim. Dağ sporu yaptığım için zaman zaman dağcılık sporuyla ilgili kitaplar okurum. Biyografileri ve otobiyografileri çok severim, onları okurum. Bu yüzden kütüphaneme de baktığınız zaman bütün bu ilgi alanlarını yansıtan çok geniş bir ilgi alanım olduğunu söyleyebileceğim. Yani bu sorunuzun yanıtını ancak böyle verebilirim. Özel bir okuma tekniğim yok. Bazı insanlar örneğin çapraz okuma dedikleri bir sayfayı çok hızlı bir şekilde çapraz olarak okuyup akıllarında tutabilirler. Benim öyle bir okuma alışkanlığım, okuma tekniğim yok. Ben kitabı normal lisanına göre, mesajının derinliğine göre bazen bir sayfayı yavaş yavaş 5 dakikada okursunuz. Bazen bir sayfayı hızlıca okursunuz. O artık o eserin derinliğiyle, yazı tekniğiyle, o yazı tekniğinin ne kadar karmaşık olduğuyla, dilinin, lisanının ne kadar karmaşık olduğuyla alakalı bir husus. Okurken hiçbir zaman kitap üzerinde herhangi bir not almam, herhangi bir şekilde kitabı çizmem, okuduğum yerin altını çizmem veyahut herhangi bir şekilde okuduğum kitabın yanına bir not düşmem. Çünkü benim için kitap kutsaldır. O kitabı hiçbir şekilde kirletmek istemem üzerine herhangi bir yazı yazarak. Ancak çok beğendiğim sayfalar, yerler olursa kitabın içine küçük kağıtlar koymak suretiyle, yani her an o kitaba yeniden geri döndüğümde, o mısraları, o satırları yeniden okumak istediğimde kolayca bulabileceğim şekilde sayfaların arasına küçük kağıtlar koyarak ve o kağıtların üzerine sayfa numarası ve sevdiğim paragraf numarasını yazmak suretiyle kitabı o şekilde işaretlendiririm. Ama asla ve asla kitabın üzerine herhangi bir not düşmem, herhangi bir çizgi çekmem. Tabii bunu söylemek çok zor. Yani sonuç olarak bir yazar bir kitap yazdığı zaman o kitaptaki baş kahramanın bir şekilde kendi öz deneyimlerinden
tamamen farklı biri olması mümkün değil. Çünkü hepimizin bir hayat hikayesi var. Hepimizin deneyimleri var. Bir hayat deneyimimiz var. Burada yaşadıklarımız var. Bu yaşadıklarımızı bir algılama biçimimiz, hissetme biçimimiz var. Ve tabiatıyla kahramanlarımız da her zaman sonuçta bizim kendi algılayabildiğimiz bir dünya perspektifinden sayfalara dökülecektir diye düşünüyorum. O bakımdan benim kahramanımı tanımlayacak temel öge ne olurdu diye sorsanız, herhalde karmaşık bir kişiliğin karmaşık bir dünyada yolunu ne şekilde bulabileceği, değerlerini kaybetmeden, insanlığını kaybetmeden, hızla gelişen teknolojik ve karmaşık bir dünyada kendine bir yer bulma arayışı, hayatını anlamlandırma, anlam katma arayışı içerisinde olan bir kahraman olurdu benim kahramanım. Şimdi tabii birçok ünlü roman, birçok klasik roman, klasik eser filme dönüştürüldü. Okuduğum ile filmini gördüğüm kitaplar arasında hiçbir zaman filmin kitaptan daha iyi olduğuna rastlamadım. Çünkü neticede bir kitap 200, 300, 400 sayfa, o kitabın içinde çeşitli tasvirler var, çeşitli psikolojik irdelemeler var, kişiliklerin çeşitli psikolojik irdelemeleri var. Bir filmin, 2 saatlik bir filmin, 1,5 saatlik bir filmin hakikaten derinliği olan bir klasik edebi eseri başarılı bir şekilde bütün unsurlarıyla beyaz perdeye yansıtması bence mümkün değil. Ancak tabii bu klasik eserler içinde beyaz perdeye yansıtıldığında sinema tekniği olarak, sinematografik teknik olarak çok başarılı filmler var mı? Kuşkusuz var. Fakat onları kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. Yani bir film olarak onlara bakmak gerekiyor. Yoksa filmle kitabı kıyaslamak şeklinde o filmlere bakmak yanlış olur. Ama örneğin aklıma gelen kitabını okuyup çok sevdiğim ve filmini gördüğüm zamanda kitabıyla kıyaslamadan ancak film olarak çok beğendiğim, belki de bir örnek vermem gerekirse, bu da İngiliz kadın yazar Emily Brontë'nin Wuthering Heights veyahut Rüzgarlı Bayır olarak Türkçe'ye kazandırılmış olan bir eseridir. Bu eserin 1900, yanlış hatırlamıyorsam, 40'lı yıllarda siyah beyaz bir çekim olarak ve dünyanın en meşhur Shakespeare tiyatro oyuncularından bir tanesi sayılan Laurence Olivier'in rol aldığı, beyaz perdeye aktarıldığı bir filmi vardır. Ben özellikle bu filmi çok beğenmiştim ve kitabın o ağır, kasvetli havasını, yani o Heathcliff denen baş kahramanın o iç dünyasının karanlığını, kasvetini ve derin duygusal dünyasını bence beyaz perdeye çok iyi aktarabilen bir filmdi. Onu
konuşmak isteyeceğim ilk yazar aklıma gelen Lübnanlı Maronit bir yazar olan Halil Gibran olurdu. Halil Gibran'ın çok güzel bir eseri vardır, Mesih adı altında. Çok felsefi bir kitaptır. Hatta üniversitelerde felsefe derslerinde okutulan bir kitaptır. Halil Gibran Lübnan'dan kaçmak zorunda kalır, Maronit Hristiyan olduğu için ve Fransa'da yaşamıştır. Ve çok genç bir yaşta maalesef aramızdan ayrılmıştır. Fakat sırf Mesih'i okuduğunuz zaman Halil Gibran'la konuşmak istememek elde değil. Bu kadar derin bir felsefeyi, bu kadar yalın bir lisanla, dille verebilen ikinci bir yazar tanımıyorum. Yani Türk yazarları içerisinde herhalde oturup sohbet etmek isteyeceğim yazar Yaşar Kemal olurdu diye düşünüyorum. Ben dağcılığa başladım. Türkiye dağlarını çok gezdim ve tabii Türkiye'nin birçok yeri dağlık olduğu için birçok yöremizde, dağ köylerimizde misafir oldum. O yaşantının, Anadolu'nun doğasındaki o yaşantıyı bizzat görme fırsatı elde ettim. Tabii Yaşar Kemal Anadolu'yu çok güzel tasvir eden bir yazar. Çok güzel bir gözle Anadolu insanına bakan, Anadolu insanının gerçeğini çok güzel bir yüzle, gözle bakıp sayfalara dökebilen bir yazar. Onunla oturup konuşmak isterdim. Tiyatroyu çok severim, gitmeyi de çok severim. Ancak benim mesleğim tabii tiyatroyu biraz benden uzaklaştırdı. Niye uzaklaştırdı? Çünkü tiyatro ancak lisanını bildiğiniz bir ülkede gidilip görülüp takdir edilebilecek bir sanat dalı. Tabii gittiğiniz ülkelerde eğer o ülkelerin lisanını bilmiyorsanız tiyatrodan biraz kopuyorsunuz. Benim de son bulunduğum ülkeler, tabii Türkiye hariç, genelde lisanını bilmediğim ülkeler olduğu için son senelerde tiyatrodan biraz koptum. Ancak lisanını bildiğim ülkelerde tiyatroya gitmek benim için büyük bir zevktir. Son gördüğüm ve çok hoşuma giden bir tiyatro eseri Bertolt Brecht'in Arturo Uy'nin Önlenemez Yükselişi eseri idi. Bu eser Hitler'in yükselişini konu alan bir eser. Ama tabii isim, yani orada Hitler Arturo Uy olarak takdim ediliyor. Dolayısıyla doğrudan Almanya Nazi dönemine, Hitler'e doğrudan bir atıf yok. Ama tabii Almanya'nın o tarihini, o dönemin tarihini bilen birisi oyunda derhal o gerekli paralellikleri kuruyor. Benim tabii bu oyunu özellikle beğenmemin sebebi, son dönemde biliyorsunuz Avrupa'da giderek yükselen bir sağ akım var ve bu sağ akım genelde hoşgörüsü olmayan yabancılara, bu ister etnik kökende olsun, ister dini kökende olsun, yabancıları dışlayan, yabancılara yönelik nefreti aşılayan bir gidişat var Avrupa'da.
Tabii bu gidişat ürkütücü, çünkü giderek küreselleşmeyle birlikte ufalan bir dünyamız var, küçülen bir dünyamız var. Enteraksiyon, insanlar arasında enteraksiyon çok hızlı bir şekilde artıyor. Artık ülkelerin, milletlerin ülkelerini bir kale misali dış etkenlere, kendilerinden başka insanlarla iletişime kapamaları, bir kale şeklinde inzivaya çekilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla istesek de istemesek de biz geleceğe baktığımızda değişik kültürlerden, değişik dinlerden, değişik etnik kökenlerden gelen insanlarla bir arada yaşamayı, saygı içinde bir arada yaşamayı öğrenmek zorundayız. Dünya barışı için bu çok gerekli. O bakımdan özellikle Batı'da, Avrupa'daki bugünkü bu gidişat dikkate alındığı zaman Avrupa halklarının kendi içlerinden çıkan Bertolt Brecht gibi bir yazarın eserini görmeleri, izlemeleri özellikle önem kazanıyor tabii. Şimdi tabii benim bir kızım var. Şu anda kendisi 12 yaşında. Ve biraz kendini bildiği bilincinin hani yerine geldiği günden itibaren sürekli kızıma çeşitli masallar okumuşumdur. Ve bugün de benim kızım çok sayıda kitap okuyan bir kızdır. Ancak şunu söylemeliyim. Mesela kızım dünyaya geldikten sonra televizyonu evden çıkardım ve evde televizyon yok. 12 senedir evimizde televizyon yok. Niye? Çünkü televizyon çocukları okumaktan uzaklaştırıyor. Ailelere de daha kolay geliyor. Çocuk işte biraz hani huzursuz olsa, şey yapsa, çat diyor televizyonu açıyor, çocuğu televizyonun karşısına oturtuyor. İşte anne baba gidiyor, kendi işlerini görüyorlar. Çocuk da orada televizyona bakıyor. Bu genel yaklaşım anneler ve babalar da çocukları tabiatıyla okumaktan uzaklaştırıyor. Bence çocukların okuması çok önemli. Çünkü başka türlü diğer insanlarla empati kurmayı nereden öğrenecek bir çocuk? Yani kitaplarda çünkü çok derin bir felsefe var, insancıl yaklaşımlar var, duygusal hikayeler var. Kitaplar insanların insan olma vasıflarını ortaya koyan eserler. Dolayısıyla bir çocuğun sağlıklı büyümesi için, toplum içerisinde diğer insanlarla uyum içinde yaşaması için, diğer insanların haklarını teslim etmesi, onlara saygı duyması, diğer insanların duygu ve düşüncelerine kendisinden, kendi duygu ve düşüncelerinden farklı dahi olsa empati duymasını sağlayan kitaplardır bence. Ancak ben mesela hiçbir zaman kendi kızıma kitapları seçerken aman ben gideyim de şu ya da bu kitabı alayım, şu ya da bu klasik eseri alayım çocuğuma okuyayım şeklinde bir yaklaşım içinde olmadım. Çünkü burada her şeyden önce amaç çocuğa okuma zevkini kazandırmaktır. Her yaşın kitabı farklıdır. Bazen bakıyorum anneler babalar çok ihtiraslı oluyorlar. Bu ihtiras da onlara ben çocuğumu şöyle yetiştireceğim. Çocuğum benim şu yaşta şöyle yapacak, böyle olacak. İşte yani bunlar yanlış. Çocuğun kendi bir doğal gelişimi var ve o gelişimi içinde çocuk kendi okumak istediğini veya kendi duymak istediğini masal
anlatılan masalları kendisi zaten size belli ediyor. Örneğin benim kızım 6 yaşındayken çok ünlü ve çok güzel olduğunu düşündüğüm Hoffman'ın Fındık Kıranı'nı kızıma okudum. Fakat yarısına geldiğimde kitabın, o masalın içindeki bazı ögeler kızımı o kadar rahatsız etti ki, baba ben istemiyorum bunu dedi. Yani bana bunu daha fazla okuma dedi. Ve hemen kapatıp kitabı kenara koydum. Çünkü benim için harika olan o masal, ama benim kızımın duygusal, o andaki, o yaştaki duygusal dünyasıyla örtüşmedi. Onu rahatsız etti. Onun için kenara koydum. Bu yüzden önemli olan bence çocuklara çok geniş bir tayfta, çok geniş bir palette okuma imkanı sunmak. Kitap istedikleri zaman o kitabın parasından kaçınmamak. Çünkü kitap pahalı bir nesne. Bu imkanları çocuklara sunmak gerekiyor. Bence tabii yani filmler önemli, özellikle Walt Disney'nin o çocuklara yönelik klasik filmleri çok önemli. Çocuklar ona da bayılıyorlar. Nitekim tabiatıyla o filmleri ben de kızıma gösterdim, aldım, götürdüm sinemalarda. Çünkü onlar da bir çocuğun dünyasını açan şeyler. Ancak kitap çok farklı bir şey ve çok farklı yaşların çok farklı kitapları var. Tabii bunların içinde harika klasik eserler var. Mesela bir Heidi, Heidi'nin maceraları İsviçre Alplerinde geçiyor. Ne kadar muhteşem bir kitaptır. Veyahut Rudyard Kipling'in Orman Çocuğu, Jungle Book olarak İngilizce'ye tercüme edilen Mowgli'nin hikayesi. Bunlar ne kadar muhteşem eserler. Hiçbir çocuk bunları okumadan ergenliğe ulaşmamalı diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu bir jenerasyon meselesi bence. Ben bilgisayar jenerasyonu değilim. Ben ilk defa masamda bir bilgisayarı 33-34 yaşındaydım gördüğümde. Ondan önce bir bilgisayar görmemiştim ben. Ben de kitaplarla doğdum, büyüdüm. Ailem bana kitap sevgisini, kitap okuma sevgisini aşıladı. Televizyon da yoktu evimizde. Çünkü o dönemde televizyon, ya yani benim çocukluğumda televizyon çok pahalıydı. Öyle normal bir ailenin gidip alabileceği bir elektronik cihaz değildi. Ve ilk televizyon alındığında da örneğin o programlar o kadar az saatte yayınlanıyordu ki, günde mesela birkaç saat yayınlanıyordu. Onda da haberler falan vardı. Biz çocukların ilgisini çekmiyordu. Dolayısıyla biz çocuklar öyle oturup da televizyonun karşısında televizyon seyretmiyorduk. Bu yüzden benim için o basılı kitap çok önemli. Neden önemli? Birincisi, yeni bir kitap aldığınız zaman şöyle bir o kitabı burnunuza tutun, şöyle bir sayfalarını pırırırt diye çevirin, bir diye içinize kokusunu çekin. O kitabın bir kokusu vardır. O koku bile güzeldir. Yani o kitabın kokusu bile ayrı bir şeydir. Ondan sonra o kitabı okuduktan sonra da onu kütüphanenize koyarsınız. Kütüphanenizde o kitabın arkası, siz o kitabı okuduğunuz için onun renginden onun hangi kitap olduğunu bilirsiniz. Ve kütüphanenize koyduğunuz zaman da zaman zaman bazı kitapları geri dönüp okursunuz, yeniden okursunuz. Çünkü bir kitabı farklı yaşlarda okumak, farklı deneyim ve tecrübe perspektifinden okumak farklı anlamlar verir. Bir kitabı 17 yaşında okuduğunuzla 35 yaşında okuduğunuz zaman o kitaptan aldığınız çok farklıdır. Çünkü bir kere 17 yaşının deneyimiyle, perspektifiyle okumuşsunuzdur. Sonra onu okuduğunuzda 35 yaşınızda
35 yıllık bir tecrübenin, hayat tecrübesiyle o kitabı okuyorsunuzdur ve o kitapta ilk okuduğunuz zaman hiç bulmadığınız veyahut okuduğunuzda pas geçtiğiniz, üzerinde durmadığınız yeni unsurlar keşfedersiniz. O açıdan o kitabın kütüphanenizde durması ve zaman zaman onu kütüphanenizden alıp tekrar bir okumak, bazı yerlerine geri dönüş yapmak çok önemli benim için. Bu yüzden ben hiçbir zaman elektronik kitaplara yakınlık duyamadım. Maalesef dünyamız o kadar tüketim dünyası haline geldi ki, işte elektronik kitap da benim için bir tüketim. Download ediyorsunuz, okuyorsunuz, delete'e basıyorsunuz, kitap yok oluyor. Yani bu benim yakınlık duyabildiğim bir şey değil. Ama tabii buna çok farklı yaklaşanlar da var. Mesela bazı insanlar da diyorlar ki, ya bizim evlerimiz çok ufak, minicik evler. Bizim bu küçük yaşadığımız dairelerde öyle okuduğumuz kitapları kütüphaneye koyabilecek alanımız, imkanımız yok. Onun için biz bunları download ettiğimiz zaman küçücük bir flash diskin içinde veya bir bilgisayarın belleğinde binlerce kitap bulundurabiliyoruz. Ama işte o, ben ona alışık değilim. Ben farklı bir jenerasyon olduğum için benim bakımımdan basılı kitap her zaman daha değerlidir. Ve bakıyoruz, elektronik kitaplar çıktıktan sonra da dünyanın büyük merkezlerindeki kitap fuarları ölmedi, yok olmadı. Onlar ortadan kalkmadı. Bugün hala bir Frankfurt kitap fuarına gittiğiniz zaman her yıl on binlerce kitap orada okuyucuların beğenisine sunuluyor. Demek ki bütün elektronik gelişmelere, teknolojik gelişmelere rağmen hala dünyamızda o basılı kitaba bir yer var ve inşallah da olmaya devam edecek. Şimdi şahsi kütüphanemde belki binlerce kitap var. Yani tam olarak sayısını bilmem mümkün değil. Ve söyleşimizin ilk başında da bahsettiğim gibi bu kitaplar çok geniş bir tayfı kapsıyor. Çok geniş bir alanı kapsıyor. Çünkü insanın değişik yaşlarında, değişik ilgi alanlarına göre değişik okuma istekleri, zevkleri oluyor ve ona göre de tabii insanlar çok farklı kitapları zaman içinde alıyorlar, okuyup kütüphanelerine koyuyorlar. Benim için de bu böyle. O bakımdan bir kitap edinme kriterinden size söz edemem. Yani ben kitaplarımı şu kritere göre alıyorum diye. Bazen örneğin bir gazetede bir kitapla ilgili bir eleştiri okurum. O eleştiri o kadar ilgimi çeker ki onun üzerine gider bir kitabı alırım. Bazen aklımda hiçbir şey yoktur. Bir kitapçının önünden geçerken girerim. Şöyle bir gönül gezdiririm. Bir kitabın başlığı ilgimi çeker. Onu çeker alırım. Arkasında kısa o kitabın içeriğiyle ilgili bir açıklama vardır. Onu okurum. O ilgimi çeker. Onun üzerine alırım kitabı. Yani veya bir arkadaşım bana tavsiye eder. Şu kitap çok iyi diye. Yani kitap alma ve kitap edinme kriterim budur. İlgimi çekmesidir bir kitabın. Şu anda Bill Bryson diye bir İngiliz yazar var. Onun A Walk in the Woods, Ormanda Bir Yürüyüş adı altında bir kitabı var. Bu kitap yazarın Amerika'da bir doğa yürüyüşünü konu alan bir kitap. Şu anda örneğin onu okuyorum. Ama tabii ben tek bir kitabı da okumam. Birkaç tane kitaba aynı anda başlarım. Ve birkaç tane kitabı birbirine paralel olarak
okuyabilirim. Örneğin bu kitabın yanı sıra bir başka okuduğum kitapta Reading Dance diye, dansı okumak diye, baleye ilgi duyduğum için, dansa ilgi duyduğum için bale ile ilgili değişik makalelerin tarih içinde yazılmış, çok önemli, ilginç, değişik makalelerin bir araya getirildiği, bir araya derlendiği büyük, şöyle kalın bir kitap. Mesela ona paralel olarak onu da okuyorum. Dolayısıyla yani şu anda birçok kitap var böyle paralel bir şekilde okuduğum. Beş kitap. Şimdi tabii çok zor beş kitap önermek. Çünkü dünya kadar tabii çok sevdiğim, okuduğum kitaplar var. Fakat benim üzerimde belki en çok iz bırakan ve değerlerimin oluşturulmasında, hayata bakış açımın şekillendirilmesinde önemli rol alan kitapları tabii ben sayabilirim. Bir tanesi dediğim gibi Halil Gibran'ın Mesih adlı kitabıdır. Diğer ikisi Antoine de Saint-Exupéry, Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi ve Wind, Sand and Stars, Rüzgar, Kum ve Yıldızlar adlı eseridir. Bunlar bende çok derin izler bırakmış olan kitaplardır. Ondan sonra İngiliz yazar Ben Johnson'ın Rasselas diye bir kitabı vardır. O da çok felsefi bir kitaptır. Yine aklıma gelen kitaplardan bir tanesi odur. Ondan sonra örneğin yine çok güzel yazıldığını düşündüğüm bu kitap Afrika, Güney Afrika hala apartheid rejimiyle yönetilirken, yani siyahların şey olduğu, ne derler, beyazlar tarafından baskıcı bir yönetimle yönetildiği dönemde yazılmış olan bir kitaptır. Black Boy, Kara Çocuk diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu da bir o dönemde yaşayan bir küçük zenci çocuğun o rejim altındaki gözlemlerini kaleme alan, biraz otobiyografik bir eser, Richard Wright'ın kendi çocukluk anılarından yola çıkarak yazdığı bir yazar. Mesela bu da benim çok sevdiğim kitaplar arasındadır.